Netizen'den bu hafta merhaba. Ben bu hafta Mersin'deyim ama yayına bu şekilde devam edeceğiz. İnternet ve teknoloji hepimiz için kolaylıklar sağlıyor. O kolaylıklardan birisi bugün yayında Murat Erdör var. Murat Erdör dijital dönüşüm danışmanı ve Türkiye'deki dijital dönüşüm konusunu konuşacağız. Murat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ne kadar teknolojik bir ortamdayız ya. Süper. Dönüşüm budur bence. Dönüşüm budur yani. Mobilite yani. Süper. Geçen haftalarda Umut Aydın konuğumuzdu. Onunla konuşurken de aynı şeyi söyledik. Televizyon teknolojileri çok hızlı gelişiyor aslında. Ama televizyonlar ne yazık ki o hantal yapılarından kurtulamadılar. Ama Medyascope TV'de dijital dönüşümün en son noktasını görüyoruz. Murat, sana şunu sormak istiyorum. Hani bu dijital dönüşümden konuşuyoruz ama çok da konuştuk. Bir sürü konuğumuzla konuştuk falan. Bunun bir reçetesi var mı? Yani bir dijital dönüşümü, bir şirketin dijital dönüşümüne başlamak için ne noktadan giriyoruz? Ürünlerini mi dijitalleştiriyorsunuz? Markayı mı dijitalleştiriyorsunuz? Yoksa kağıttan kurtulup onun e-mail ortamına geçmesini ya da e-faturaya geçmesini mi sağlıyorsunuz? Ya da operatörünü mü değiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Güzel bir soru. Bence başlangıç noktası şu olmalı. Her firma dijital dönüşüme ayak uyduracak diye bir kaydı yok. Her firma dijitalleşecek diye bir kaydı yok. Ama dünya oraya doğru gidiyor. Bazı firmalar %100 dijitalleşmeli. Bazıları da bu dönüşüm içerisinde belli yerlerde yer almalı. Geçen gün aynı sohbet başka bir yerde oldu ve aynı şey dendi. Kağıttan mı kurtulmalı? Değişiyor. Yani bence şu önemli her şeyden önce. Hani bu CRM programları çıktığı zaman 90'lı yıllarda hep şey demişlerdi. Yani müşteri ilişkileri yönetim ama hani bunu üst yönetimin destek vermesi lazım. Öncelikle bir ihtiyaç var mı ona bakmak lazım. İkincisi üst yönetimin de desteğinin alması lazım. Çünkü hiçbir konu bu tip konular özellikle zaman alacak ve acı verecek konular. Çünkü dönüşümden bahsediyoruz. Bu konularda mutlaka ve mutlaka üst yönetimle bir konuda bir çatı altında birleştirilmeli, anlaşılmalı ve ondan sonra başlanmalı. Ondan sonra bakalım yani dönüşüm. Kimi şirket için, KOBİ'lere bakalım. Mesela KOBİ'ler için dönüşüm, işin daha ağasındayız, ağasında bile değiliz. Yani daha web sayfası olmayan, dönüşümden çok daha bambaşka bir konuya geçiyorum. Daha web sayfası olmayan yüzlerce, binlerce, on binlerce firma var. Gidiyorum panellere, İstanbul dışında, İstanbul içinde bir sürü onlarca panel, seminer, etkinlik yapıyorum. Malı var, ürünü var, hizmeti var. Nasıl pazarlayacağını bilmiyor. Hala dükkanında oturup müşteri bekleyen firmalar var. Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ederken dedi ki, abi dedi, Perpa'ya gittin mi dedi son zamanlarda. Yok dedim, gitmedim. Ne oldu? Bak dedi, git dedi. Herkes dedi oturuyor dedi. Sanırsın ki kriz var vesaire. Yok dedi, kriz meriz yok dedi. Herkes dedi web sayfasını açmış, pazarlamasını yapıyor. Kimisi Facebook üzerinden, kimisi lokasyon pazarlama, Google vesaire. Ve buraya gelen artık insan kalmadı ya. 5 sene önce burası çok doluydu. İnsanlar böyle gelirdi. Şu anda sadece numune bakmaya geliyor. Belki ona bile gelmiyor. Çünkü e-mail ile gönderiyor vesaire. O yüzden adamlar dükkanın önünde oturuyor. Online gidiyor her şey ya. Sipariş geliyor gidiyor. Sadece o adamın yapması gereken şey ürününü online kanalda ya da hizmetini iyi şekilde aktarabilmesi, anlatabilmesi, içeriğini oluşturabilmesi. Bunu yaptıktan sonra da zaten firmalar bir şekilde dönüşüm içerisinde yerlerini alıyorlar. Diğer büyük büyük şirketlere baktığımızda holdingler vesaire, tabii burada çok büyük işler var. Yani kağıttan kurtulma da var, altyapıların değişmesi de var. Önemli olan burada artık insansız nasıl ilerler işler, burada ne tip sistemler konması lazım, altyapı ne olması lazım, bunlara doğru yönelik işler var. Yani çünkü Ahmet ayrıldı, Mehmet geldi, Leyla gitti, Hatice geldi. Fark etmez, Leyla gider, Mehmet gelir. Yani kurumsal bir yapı varsa, kurumsal bir hafızanın oluşması için gereken her şey dijital dönüşüm içerisine giriyor. Ve bu şekilde de sistemler, altyapılar sağlam olduğu sürece hem zamandan tasarruf, hem uzun vadede maliyetler inecek. İletişim teknikleri, yani artık ofissiz yaşam diyoruz değil mi? Çok büyük büyük firmalar artık hem plazalardaki kiralardan dolayı, hem ulaşım masraflarından dolayı, hem de çalışan memnuniyeti açısından haftanın iki günü izin veriyor. Gidiyor bu hani paylaşımlı ofislerle anlaşıyor. Adam Avrupa yakasına geçmiyor bile. Anadolu yakasında anlaşmalı olan yakada ofiste çalışıyor. Ve sene sonunda yapılan anketlerde bir bakılıyor. Orada çalışanların memnuniyeti %98'lerde. Niye? Çünkü adam köprüyü geçmiyor. İstanbul'da yaşayanlar bilir yani. Köprüyü geçmemek büyük bir lüks. 2 saat git, 2 saat gel. 4 saat adam
Hem de şirket için de güzel ya. Adam 4 saatini yolda harcayacağını 4 saatini şirket için harcıyor. Bu tip şeylerden dolayı da dönüşüm sadece hani o teknolojik olarak bakmamak lazım. Yani bütün mental olarak da dönüşüm var bence. Yine yeni kuşağın gelmesi falan düşündüğümüzde de bunlar da hep dönüşüm içerisinde düşünülmesi gereken konular. Peki Murat, şimdi hani dijital dönüşümden bahsediyoruz ama dijital dönüşümde uzmanların öncelikle söyledikleri şeylerden birisi dijital dönüşümün öncelikle müşteri odaklı bir yapıyla başlamış olması. Fakat son dönemde ben bakıyorum, son birkaç gündür yaşadım da ve bunu muhtemelen Business Week'te dergide de yazacağım köşe yazısı olarak ama markalar eskisi kadar müşteri odaklı ve CRM odaklı yapılardan uzaklaştılar Türkiye'de. Bu acaba dijital dönüşümün de önünde engel olabilir mi? Bir geçiş dönemindeyiz, bu doğru. Müşteri odaklılık bazı firmalarda hala aynı, hatta artarken de bazıları daha farklı yerlere doğru kaymaya başladı. Ama çünkü şeyi unuttuk bence, yani bu son 5 senedir, 6 senedir benim gördüğüm bir şey. Yani insan kavramı var ama çok makineleştikçe, çok teknoloji işine girdikçe mesaj verdiğimiz, malı alan tüketicinin bir insan olduğunu unutmaya başladı firmalar. Bunu mesela en basitinden verilen mesajlarda da görüyorsunuz. Ya gelen bir e-mail'de ya da ne bileyim Facebook'taki paylaşımlarında, internet paylaşımlarında vesaire baktığınızda yani mesaj sanki bana değil de bambaşka bir insana veriliyormuş ki hissiyatı. Çok uzak, çok şey ve beni yakalayamıyor çoğu şey. Mesaj. O yüzden o değişim bir sancısı olacak tabii ki ama günün sonunda yani bir yakın zamanda yine insanlar, firmalar, markalar yine tüketici odaklılık haline dönecektir. Çünkü başka çaresi de yok. Çünkü bu kadar rekabetin yüksek olduğu bir dönemde ve sadakatin bizim zamanımızda çok daha bir sadıktık ama yeni nesil çok daha farklı. Çünkü gün içerisinde binlerce mesaj giriyor ve daha iyi mesajı veren, daha iyi dokunan, daha yenilikçi firmalar müşteriyi kapabiliyor. O yüzden de bu çok büyük bir tehlike. Dünyanın en büyük devleri bile artık titriyor yani. Çünkü hiç şakası yok bu işlerin. Ya biliyorsunuz 10 sene önce Türkiye dünyanın en büyük markaları dediğimiz markaların çoğu kayboldu. Bu dönüşüm içerisinde zirveler değişebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bence yine markalar buna dönecektir. Tüketici odaklı olmayan hiçbir marka yaşayamayacaktır. Bu 2 kere 2 eşittir 4. Her şey değişir ama bu değişmez. Tüketici odaklı olmayan, maaşımı ödeyen kişi müşteridir, müşteri maaşımı ödeyen kişidir mantetisini bilmeyen her firma günün sonunda kaybetmeye mahkumdur. Hem Türkiye'de hem dünyada. Mesela bir örnek vermek gerekirse ben geçenlerde onu yaşadım. Hani M-Para dijital dönüşümü çok güzel gerçekleştirdiğini söyleyen, reklamlarını da bunun üzerinden yapan markalardan birisi. M-Para'nın bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya kalktığımda müşteriyi görmediğini, aslında teknolojik gibi görünmekle birlikte yani bütün her şeyi cep telefonundan yapmanın dijital dönüşümü tamamlamak olduğunu zannettiğini fark ettim. Bu sanıyorum başka markalar için de geçerli. Yani aslında şunu görüyoruz. Dijital dönüşüme başlayan o yolculuk üzerinde müşteriyi kaybettikleri anda aslında dijital dönüşümden uzaklaşıyorlar ama bunun farkına bile varmıyorlar. Sen de bunu fark ediyor musun danışanların arasında? Görüyorum. Biraz çünkü şeye gidiyor olay. Mesela bu şeylerde de bu bence mantık şu, benim düşüncem. Nasıl olsa bir algoritma var arkada ve öğreniyor. Chatbotlarda falan da var. Yani bir şey yazıyorsun, öğreniyor. Ama yani bu süreç içerisinde insan faktörü, yani çalışan faktörünü de gözünü tutmak lazım. Belki hani diyorlar ya, biz zamanında 10 sene önce online eğitim satmaya çalışırdık ve başarısız olmuştuk. Şimdi o zamanlar şey vardı, yani blended işte, hem online hem offline beraber gidiyordu. Ki bence doğrusu oydu. Geçiş dönemlerinde bence fiziki tarafı da aksatmamak lazım. Online taraf tabii ki olacak ama burada markanın, firmanın, çalışanların da on hands şekilde işin içinde olması. Tabii ki eskisi gibi 10 kişinin çalıştığı yerde belki 4 kişi çalışacak, 3 kişi çalışacak ama sıfır olmaz. Çünkü günün sonunda makine bunlar. Teknolojide bir yere kadar insan faktörü her zaman olması lazım. Hele ki bizim gibi Akdeniz ülkelerinde çok çok daha önemli. Belki başka ülkelerde daha farklı gidebilir ama bizim ülkemizde, çünkü onlar biraz daha alışkın, biraz daha, hatta insanlar da makineleşmiş durumda orada. Ama bizim Türklerde, Türkiye'de biraz daha insan faktöründe yadsınamaz bir önemi var. Bunu tamamen bugünden kaldıramazsınız ortadan. Bir de tabii ki şey de oluyor, bu makine sonuçta
Hata da olabilir günün sonunda. Bunları da engelleyecek bir mekanizmin olması lazım. User experience'dan bahsediyoruz. Yani dünyanın en iyi teknolojisini koysanız da bunları her zaman denemek lazım. Tüketicinin beklentisini almak lazım. Feedback'leri, geri bildirimi duymak lazım ki daha iyisini yapabilelim. Önemli. Şimdi yapay zeka çok güzel bir şey söyledin aslında. Yapay zekayı hani böyle artık nasıl olsa yapay zeka var diye otopilota bağlamamak lazım. İşini gerçekten hala yapıyor olmak lazım. Bir önemli nokta var. Ben geçenlerde Amerikalı bir müşterimle konuştum, danışanımla. O bana şunu söyledi. Facebook'ta yaşadıkları anlattı ve sıkıntılara bizim alıştığımız gibi Facebook'un support sayfasından ya da eBay'in support sayfasından bağlanmadığını, telefon açtığını, ben Amerikalıyım, bana böyle yapmanız lazımdı, niye yanlış yaptınız dediğini ve bir gün içinde de sorunların çözüldüğünü söyledi. Yani biz aslında hani Amerika'da bu iş daha dijitaldir diye düşünüyoruz ama insana dokunması durumu bence uzaklaştı. Dünyanın her yerinde neredeyse insanlar birbirleriyle bağlantıya geçiyorlar. Hatta bizim Türkiye'de bağlantıya geçemediğimiz eBay, Facebook, ondan sonra Twitter gibi accountlarla ilgili de destek alırken birebir göz göze, kulak kulağa muhtemelen konuşuyor oluyorlar ve bu ilişki o şekilde yürüyor gibi görünüyor Murat. Bence çok önemli. Ya ben kendi açımdan konuşayım. Bilmiyorum, ben belki de yaşça yani biz burayı izleyen çok büyük farklı kitleler var biliyorum. Çok gençler de var. Belki şu laflarımı gülecekler ama ben yaşım işte 40'ları geçti ve mesaj yazmak yerine telefonla aramak daha kolayıma geliyor. Hem daha hızlı hem de ses duymak daha hoşuma gidiyor. Yani o Amerikalı müşterin gibiyim ben de. Teknolojileşmek güzel, mesajını yazmak güzel. Adam yani Twitter şeyi koyuyor, işte oraya yaz diyor. Yazıyorsun, gerçekten de dönüyor ama bazen öyle şeyler oluyor ki yani bir kırgınlık oluyor. Geçen hafta sonu bir şey yaşadım. Mesela o kırgınlığımı, kızgınlığımı, hayal kırıklığımı yazamıyorsun yani. Ben onu o şirket yetkilisine konuşmak ve bir ses duymak ve sarılmak hani mecazi anlamda istiyorum. O önemli bence. Yani bence o geçen gün 2-3 hafta önce bir call center yetkilisiyle beraberdim. Hani call center'lar nedir ne değildir. Dedim ki yani online bir şirketin call center'ı bunlar, çağrı merkezi. Dedim yani online ne olabilir ki dedim. Çok telefon geliyor mu? Dedi ki inanılmaz telefonlar geliyor. Yani inanılmaz yani. Hala insanlar o çağrı merkezini aramak, konuşmak istiyorlar. Yani bu değişmeyecek gibi gözüküyor uzun vadede. Tabii. Peki bu şey tarafı da çok önemli. Sence hangi sektörler dijital dönüşüme daha erken başlamalı? Genelde bildiğim kadarıyla Accenture'ın yaptığı bir araştırma vardı. Türkiye'deki dijital dönüşüme en iyi şirket, banka, kurum olarak Garanti Bankası seçilmişti banka, yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani o bizde şey hissi uyandırıyor. Yani finans sektörü dijital dönüşümde diğerlerinden daha önde olmalı gibi bir fikir uyandırıyor ama senin buradaki görüşün ne? Danışanların arasında hangi sektör daha ağırlıklı? Bankalar zaten uzak ara. Yani bence değil. Ben de bunu geçenlerde bir konferansta dinlemiştim. Dünyada da hatı sayılır. Hani bazen böyle kızıyoruz ediyoruz ama güzel şeyleri de vurgulamak lazım. Türkiye'deki bankalar dijital dönüşümde açık ara gidiyor şu anda diğer sektörlere göre ve dünyada da aynı şekilde. Avrupa'daki çoğu ülkede sollamış durumda. Yani bu anlamda bazen krizler iyi şeyler doğuruyor. Bu 2001'deki krizden sonra bankacılık sektörünün inanılmaz bir dijitalleşmesi ve bu konuda inanılmaz bir yatırım var. Bankalar zaten bitmiş bitirmiş maçı. Hala eksik olan taraflar mutlaka var ama bence ikinci tarafta perakende, moda, fashion dediğimiz kısımlar. Yani geçen 10 gün önce falan bir e-ticaret sohbetleri diye bir etkinlik yapıyorduk. Orada omnichannel konusunu konuştuk. Biliyorsunuz yani dünya buraya girdi. Hani online mi almış müşteri, offline mi almış, mağaza mı, artık öyle bir kavram yok gibi bir şey. Özellikle Amerika'da. Türkiye'de de bu hızlı bir ilerleyiş var. Bence burada çok büyük değişimler olacak. Yani burada iyi davranan, öncü davranan ki başlayanlar var. Öncü davranan kurumlar rekabette bir tık değil, iki tık değil. Bence 4-5 tık öne gidecek. Çünkü şunu konuşuyorduk geçen gün bir firmayla. Siz bir fiziki mağazaya gittiğinizde sizin isminizi ve soyadınızı alan arkadaş, oradaki çalışan arkadaş sizin elindeki makineye sizin isminizi soyadınızı giriyor ve online tarafta ve offline tarafta kaydınız varsa historiniz yani yaptığınız alışverişler nereden ne kadar kaldınız algoritma hızlıca çalışıyor machine learning ve size diyor ki Murat Erdoğan şunu 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 almaya daha meyilli deyip
sizin önünüzde şey, ya tezgahtar arkadaşının işini kolaylaştıran bir sisteme doğru gidiyor. Adama diyor ki, o Murat Bey diyor, siz diyor ceket beğeniyorsunuz, ben biliyorum diyor. Aa falan diyorsun, nereden biliyorsunuz? E adam önüne her şey gelmiş. Dün akşam sizin nereye baktınız bile belli ya, adamın elinde var. Ve inanılmaz derecede bunu hızlı bir şekilde adapte eden firmalar da başladı. Bence dönüşüm burada olacak. Perakende inanılmaz büyük zaten Türkiye'de. Dünyada da böyle ama fashion tarafı, evet. Perakende tarafı burada dönüşümün en alasını göreceğiz. Çok güzel şeyler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Peki genel olarak o zaman finans sektörü başta diye düşünüyorsun. Evet. Arkasından perakende sektörünün önemli olduğunu düşünüyorsun. Medya nerede sence? Yani medya bu dijital dönüşümün içine girdi mi? Ben çünkü şöyle bir tespitim var. Ben daha önce birçok grupta, medya grubunda evet. çalışmış birisi olarak şu tespitim var. Çok teknik gibi görünüyoruz. Çok teknoloji kullanıyor gibi görünüyoruz ama aslında hiç... Gerçek beyinler biraz daha gelenekselci. Dolayısıyla alışılmış olan iş modellerinin dışına çıkmaktan korkuyorlar. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, New York Post için de geçerli, işte Wall Street Journal için de geçerli, gazetelerin dışında televizyonlar için de geçerli. Yani Fox'un da çok farklı olduğunu zannetmiyorum açık söylemek gerekirse, ya da CNN grubunun. Bu tarafta dünyada medya ve Türkiye'de medyanın dijital dönüşümü nasıl olacak ve bu sektör sence hangi sırada, kaçıncı sırada? Bence dediğin çok doğru. Yani bir muhafazakar bir yapı var. Büyük bir yapı var. Bu bence biraz şeyle alakalı. Yani yeni yeni kuşakların gelmesiyle ki geliyor yeni kuşaklar, yeni beyinler. Bunlar geldikçe daha farklı yapılara doğru gidiyor. Yani bundan 3 sene önce, 4 sene önce duymadığımız kanallar açılıyor değil mi? Şimdi isimlerini zikredebiliyor muyuz bilmiyorum. Bu reklamlarını görüyoruz. İşte Puhu'ydu, şuydu, buydu. Yani bir sürü reklamlar yapılıyor. Bir sürü diziler çıkıyor orada. Ve insanlar o kanallara gidip işte Netflix'ler vesaire. Şimdi değişim var, olacak. Yani Amerika'da biliyorsun şey oldu. YouTube 8-10 tane kanalla anlaştı. 40 oldu belki de bilmiyorum. Yani en son 8-10'da kalmışım ben. Onlarla anlaşıp yani onların yayınlarını YouTube üzerinden yapıyor. Yani değişim başladı ve gidiyor. Ama tabii ki zaman alacak. Bir anda kolay değil. Çok çok büyük büyük yapılar. Ne bileyim bazı web sayfasına girdiğinde mesela haber okurken bakıyorum diyor ki işte reklamsız okumak istersen buraya gel ama orası paralı. Doğru yani çünkü onun da dönmesi lazım yani reklam olmadan dönemez. O yüzden ben hani 2 lira daha fazla 2 lira veririm 5 lira veririm ama reklamsız okurum diyorsan alsana content alsana içerik diyor. Bence bunların izleri var yavaş yavaş ama çok hızlı gitmiyor ama iğme kazanıyor. Özellikle bu YouTube'dan sonra, YouTube'un inanılmaz açılımı sonrası çok daha farklı yerlere doğru gidecek. Aslında mesela inşaat sektöründen de bahsedelim. Yani çok alakasız diyeceksiniz, ne alaka? İnşaat sektöründe mesela geçenlerde bir derneğin dijital dönüşümle alakalı bir sempozyumundaydım. Ve orada gördüm ki yani inşaat sektöründe de inanılmaz bir değişim, dönüşüm var. Artık o eskisi gibi maketler falan yapılmıyor. 3 boyutlu şeyler yapılıyor. Yani apartman daireleri, işte plazalar falan o 3 boyutlu şeyler üzerinden satılıyor. Sanal şeyler üzerinden satılıyor ve aplikasyonlar üzerinden satılıyor. O yüzden orada da inanılmaz bir dönüşüm var. Hem masrafları kısıyorlar hem diyor ki bizim Dubai'den bir sürü müşterimiz var. Yani bu yaptığımız maketleri nasıl gösterelim ama 3 boyutlu şeylerle her şeyi A'dan Z'ye gösterebiliyor. Yani hiç tahmin etmeyeceğiniz sektörlerde bile aslında bir kıpırdanma var. Ama göz önünde olan finans zaten arayı açtı. Medyada kıpırdanma var. Ama perakende'de ben çok beklentim var. Yani perakende fashion yani tarafı, moda tarafı inanılmaz derecede ivme kazanacak önümüzdeki yıllarda. Yakın zamanda yani. Peki senin perakende sektöründe bir danışanın var mı şu anda? Hani birlikte çalıştığın yani bu şeyi nasıl görüyorsun? Dinamizmi nasıl görüyorsun? Bir tecrüben var mı şu anda? Perakende firmalarından bir danışmanlık verdiğim bir iş ortağım yok. Ama son işte senelerdir işte bu perakende olsun, teknoloji olsun bir sürü şirkete danışmanlık, yani eski şirketlerinde çalıştığım yerlerde danışmanlık verdiğimiz için bu insanlarla görüşüyoruz. E-ticaret yöneticileriyle, dijital pazarlama yöneticileriyle bir arada oluyoruz. Seminerlerde bir arada oluyoruz. Konuşuyoruz, okuyoruz. Yani takip edince zaten görüyorsunuz. Dediğim gibi 10 gün önceki bizim yaptığımız, 15 gün önce yaptığımız e-ticaret sohbetlerinde de iki tane Türkiye'nin en önde gelen iki markasını ağırladık. O markalarla zaten konuştuğumda da değişimin başladığını ve çok bambaşka yerlere doğru gittiğini gördüm. Mesela orada söylenen şey şuydu. Bir tanesi televizyonlara çok reklam veriyor.
Ama şey diyor yani biz 2018 senesinde artık reklam yani televizyon reklamlarını eskisi gibi vermeyeceğiz. Çünkü oradan geri dönüşümler ölçülebiliyor ama hani çok da iyi dönüşler almıyoruz. Ama aynı paranın 1/4, 1/5 internete koyduğumuzda, online kanala koyduğumuzda buradan çok daha geri dönüş oranları yüksek, bilinirlik oranları yüksek. O yüzden de YouTube'a kayacağız. YouTube artı Facebook artı Google gibi yerlere kayacağız. Gerek yok yani. Ama televizyonda da olmamız gerekiyor maalesef dedi. Çünkü hani en büyük markadan bir tanesi tekstilde. Ama hani sıfırlayamazsın. Hani o her zaman olacak televizyon ama ciddi bütçeyi oraya kaydıracağız dedi. Çünkü çok daha efektif. İş dünyası da bunu bekliyor. Yani patronlar eskiden şey vardı. Yani 15 sene önce falan ben patronum, bilmem benim patronuyum, her yerde olurum, görünürüm. Havasını atardı. Televizyonda gözükmek çok havalı. Artık o televizyonda gözükmek havalı değil yani. Hani YouTube'da gözük. Aynı şey. Yani artık YouTube izliyor herkes. O yüzden mindset, kafa yapıları da değişiyor. Patronlar da artık değişiyor. Yani hani 60 plus üstü insanlar da ister istemez değişim ayak uyduruyor. Belki bizden bile daha modern kafaya sahip olan patronlar da var. Peki senin geçen hafta içinde PR şirketlerinden senden gelen bir bülten vardı. Evet. Benim de dikkatimi çekti. 2018'in dijital trendleri üzerine. Evet. Ve hani burada dijital pazarlamadan bahsediyorsun. Biraz açar mısın dijital pazarlamayı? Aslında dijital pazarlama orada hep şeyde kaldım. Yani omnichannel mı desem, dijital mi desem böyle ben orada şey demek istedim. Yani omnichannel kavramının daha da yaygınlaşacağı. Kimisi ona dijital diyor. Omnichannel çok kullanıldığı için biraz da farklı bir şey kullanalım dedim kelime ama günün sonunda dediğim gibi yani online ve offline dünya artık birbirine girmiş durumda. Yani tüketici online alabiliyor, offline satın almayı online yapıp malı offline alabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Hatta şöyle sistemler var artık siz mağazaya sipariş verdiğinizde mağazada ürün yoksa online mağazada alttaki ERP sistemleri sayesinde hangi fiziki mağazada olduğu çok kısa zamanda çıkartılıyor ortaya ve size mal geliyor. Artık müşteri kişiselleştirilmiş ürünleri görmek istiyor. Mesajlarda da aynı şekilde. O yüzden müşteri için fiziki ya da online kavramı artık kalmadı. Müşteri beğendiği ürünü bir şekilde, hızlı bir şekilde, en uygun şekilde elde etmek istiyor. Siz bu makinelerde yani online tarafta şey yapmak çok kolay olabiliyor insanları takip etmek. Offline tarafı da ya işte beacon teknolojisiyle ya da ne bileyim Wi-Fi teknolojisiyle insanların neye ne şekilde baktığını görüp artık biri bizi gözetliyor gerçek oldu BBG. Online'da offline'da markalar bizi gözetliyor. Önemli anlamda gözetlemek değil bu verileri tekilleştirmek ve bir tek mesajı herkese özel mesajı gönderebilmek. Asıl marifet burada. Çünkü herkes bir şekilde o teknolojiye yatırım yapıyor. Ama önemli olan tüketiciye dokunacak mesajların oluşturulması ve gönderilmesi. Murat, bu durumda ben diğer şeyleri de sormak istiyorum. Ben kısa kısa üzerinden lütfen geçelim istiyorum. Senin trendler arasında önemsediklerinden birisi de yapay zeka. Bu zaten hani herkesin şu anda üzerinde konuştuğu, üzerinde çalıştığı noktalardan bir tanesi. Kesin. Ama benim dikkatimi çeken başka bir nokta var. Evet. Mesajlaşma aplikasyonları. Bu fazla kişi tarafından kullanılan bir şey değil. Yani hani hepimiz WhatsApp Messenger'ı kullanıyoruz ve durumun farkındayız aslında ama bilinçli olarak bunu söyleyen çok fazla insanla karşılaşmadım açıkçası. Yani mesajlaşma aplikasyonlarının bir trend haline geldiğini anlatan çok fazla şeyle karşılaşmadım. Bunu da bir parça açar mısın? Şimdi, maçtan bahsetmiştin. Hani benim yaşım kurtarıyor senin. Evet, kurtarıyor. Yani, oradan başladık. Yaşım kurtarıyor. Oradan. Ersiyle internet relay chat'le başlayan şeyden, dünyadan bahsediyoruz. Ya WhatsApp şöyle ilginç. Biz tabii işte gruplarımız var. Kişiye özel mesajlar var vesaire ama WhatsApp'ta şöyle bir trend var. Dünyada başlayan bir trend. Reklamcılıkta çok kullanılıyor. Reklamlar buradan veriliyor. Geçenlerde bir 15-20 gün önce uluslararası bir bir kurumla, eğitim kurumuyla oturduk, toplantı yaptık. Her sene 1500-2000'e yakın öğrenci yurt dışına gönderiyor ve de diyorlar ki biz insanlara ulaşamıyoruz. Hani çünkü öğrenciler üniversite öğrencilerini gönderiyorlar ve üniversite öğrencileri okulda oluyor. Dedim, ne yapıyorsunuz? WhatsApp kullanıyoruz. Dedim, nasıl ya? Herkesin telefonu var. Hayır dedi, bir sistem kurduk dedi bilgisayarımızda. Bilgisayardan açıyoruz dedi ve her müşterimize oradan yazıyoruz ve kuşak da yeni kuşak da oraya alışkın olduğu için telefonla geri dönmüyor. Oradan mesajlaşıyoruz. Yani dedim ki çok komik değil mi yani hani arayıp konuşsan aslında ben de istiyorum arayıp konuşmak adam oradan yazıyor diyor. Bir oradan yazışıyoruz diyor. Yani sanki diyor iki sevgili gibi yazışıyoruz diyor. Kayıt alıyoruz oradan diyor. Yani ve kayıt aldığı şey de 6 hafta Londra'da dil eğitimi
ve 5000 dolar falan yani rakamlar da yüksek. Bir de 6 hafta fizik olarak gidiyorsun yani bir kazak mazak almıyorsun yani. Ve WhatsApp üzerinden gidiyor işler diyor. Yani Allah Allah falan dedim. Emin misin yani emin olmaz mıyım? Günde 40 tane adamla WhatsApp üzerinden mesajlaşıyorum. Çok inanılmaz geri dönüşleri yüksek ve bence daha yaygınlaşmadı ama yaygınlaşacak. Biz de böyle hani marka tarafında olurken güzel diyoruz ama bir de bunlara maruz kalınca da Allah'ım diyoruz. Ya bir tane daha kanal geldi bakalım ne yapacağız. Yani e-mailler, SMS'ler, WhatsApp'lar bakalım ne olacak. Hakkımıza hayırlısı diyorum. Ama burada bence bir şey daha eklemek isterim. Bence burada beni en çok etkileyen şey ya bu Bitcoin vesaire çok konuşuluyor da Bitcoin'e hiç girmeyeceğim. Virtual reality ya bu sanal gerçeklikle alakalı bu gözlükler yani bence orada çok büyük bir ivme olacak. Özellikle oyun piyasası. Yani bu işte Sony PlayStation'lar vesaireler yani biz 15-20 sene önce oynarken böyle çok basit oynuyormuşuz. Gerçekten şimdi görüyorum da yani adam takıyor gözlüğü. Oradaymış gibi. Yani bu Age of Empire bilmem ne şu bu ya da ne bir savaş oyunları vampirli oyunlar falan inanamıyorum yani orada adamların yanında onu tatmak isterim yani. Sırf onun için de o parayı verip oyun almak isterim yani. Ki yani eski şeyim kalmadı oyunlara karşı ama yani çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence o gözlükler, virtual reality bence son zamanların yani önümüzdeki 4-5 seneyi çok götürecek yani. Çok farklı yerlere doğru gidecek. Bir de şunu hep söylüyorum. Genelde bizde şöyle bir şey oluyor. Ya bu Hong Kong, Dubai, San Francisco ekseninde düşünülüyor. Hayır. Bu gözlükler benim bir arkadaşımızın müşterisi var. Tekirdağ'da emlak satan bir Haydar abi gözlükle arazi satıyor biliyor musunuz? Kışın çünkü kimse gezmiyormuş. Çok soğuk ya orası. Ve adam bunları çekmiş, şey yapmış. Gözlüğü taktırıyor insanlara ve peynir ekmek gibi arazi satıyor. İnanamazsınız yani. Bir ayda satıyorum diyor Muratçım diyor. 8 ay yatıyorum diyor. Benlik tam benlik diyor yani. Süper yani. O yüzden bizim mesajı da verelim bence. Yani hani zamanımız da daralıyor. Yani lütfen bu teknolojiler Türkiye'de yoktur, gelmez. Yok. Deli gibi kullanılıyor. Yani İstanbul'dan bahsetmiyorum. Tekirdağ'daki Haydar abi bile bu gözlükle arsa satıyor, arazi satıyor. Yani bu çok inanılmaz güzel bir şey. Bu örnekleri duydukça da çok mutlu oluyoruz. Hatta paylaşılsın da istiyoruz. O yüzden ben de buradan hani onu paylaşmak istedim. Yani her yerde kullanılıyor. Yeter ki istensin, ihtiyaç ortaya çıksın. İhtiyacı iyi analiz ettiğiniz takdirde teknoloji her zaman hazır. Bir de önemli olan tabii burada içeriği de iyi, content de iyi ayarlamak. Biraz daha böyle kişiye dokunan sözcükler ve kelimelerle İçerikler oluşulursa teknolojiyle birleştirildiği takdirde çok daha farklı yerlere gidecektir diye düşünüyorum. Geri dönüş oranları. Peki Murat, zamanımız azaldı dediğin gibi ama ben de burada ilginç bulduğum şeylerden birisi VR'dan, AR'dan bahsetmişsin ya da MR Mixed Reality'den bahsediyoruz ama şu anda da içinde bulunduğumuz live streaming videolar var burada. Senden bir iki cümle de onunla ilgili almak isterim. Ondan sonra kapatmak istiyorum. Çünkü bence şu anda hani içinde bulunduğumuz bir şey olduğu için zaten trendin en önemli parçalarından birisi haline geldi. Bana live stream video hakkında neler söyleyebilirsin? Ben birebir örneğini yaşadım. Bundan bir sene önce çok böyle Facebook'la böyle zaman geçirirken bir live video gördüm. Ve benim arkadaşlarım bir tanesi ve koç, business koç arkadaşım. İzledim yani bir çok takıldım. 20 dakika izledim ve sonra konuştum ettim ve o hizmeti ondan aldım. Yani ben 6 ay, 7 ay boyunca bir koçluk hizmeti aldım o arkadaşımdan. O videoya denk gelmesem, dinlemesem ona almayacaktım. Ve sonra o videoya hep takıldım ve her akşam o video sayesinde onlarca müşteri aldığını duydum arkadaşımın. Yani yaptığı hiçbir şey yok. Sadece bildiklerini canlı olarak hep aynı gün, aynı saatte aktarması inanılmaz derecede. Yani çok böyle gözümüzde büyütmeyelim. Ya çok deliler gibi para harcamak lazım. Şu ya bu çok basit bir şeyle bile insanlar, KOBİ'ler geri dönüş oranlarını arttırabiliyor. Müşteri bulabiliyor. O yüzden ben de birebir bu sayede kızın müşterisi oldum. Arkadaşımın müşterisi oldum. O yüzden çok da yayılacaktır. Çok da geri dönüş oranları yüksek olacaktır. Tavsiye ederim yani herkese mutlaka bir içerik üretmesini. 10 dakika olsun, 15 dakika olsun. Çok profesyonel olmasına gerek yok. Sadece cep telefonunuzu tutun ve bir şey konuşun, bir şey anlatın. Mutlaka ihtiyacı olan insanlar sizi bulacaktır. Benim yaptığım gibi. Ben de aynen katılıyorum sana. Çünkü şu anda da zaten bir live streaming yapıyoruz aslında karşılıklı. Tabii. Ve bu live streaming'in en ilginç özelliklerinden birisi de ben bir yandan bilgisayarda seninle bağlantıya geçerken cep telefonundan da canlı yayının çıkışını seyrediyorum. Durum nasıl? Düzgün görünüyor mu? Her şey yolunda mı? diye. Süper. Sağ olsun rejide bugün bu zor yayını gerçekleştirdi. Bence
dünyanın da gideceği yolu biraz bu tarafa doğru gidecek galiba. Yani hani hepimiz illa aynı yerde stüdyoda buluşmak zorunda bile kalmayacağız. Televizyonculuk yani stüdyoda buluşmayı gerektiren şeylerden biridir ama ona bir ihtiyaç kalmayacak. Artık live streaming hayatımızın en önemli noktalarından biri olduğu da olarak bir şey olduk değil mi Murat? Aynen öyle. Bu arada bitirmeden bir şey daha ekleyeyim. Her hafta yazdığın yazıları abim senin çok sıkı takipçin ki bizim sektörden değil bambaşka bir sektörden mühendis resmini çekip bana gönderiyor oku diye bunu da belirtmek isterim yani çok ben de zaten biliyordum senin yazdığını ama her hafta senin yazınla başlıyoruz haftaya abimin gönderdiği WhatsApp'larda. Bu hafta konuğum Murat Ertöksü ve genel olarak dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm listelerinden bahsettik başta. Ama devamında da 2018'de yeni teknoloji trendleri ve pazarlamadaki değişikliklerden bahsettik. Livestream'i kapattık. Murat programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta sizlerle görüşmek üzere. İyi günler. Herkese güzel günler diliyoruz. Can, geçen yıl uçak biletini en uygun nokta.com'dan alan 3 milyon kişiden sadece biri. Can, en uygun uçak bileti uygulamasına girdi, tüm hava yollarını karşılaştırdı, en uygun bileti aldı. Önce sevinçten havalara, sonra tatile uçtu. En uygun uçak bileti için en uygun nokta.com.